Merhaba Vizyon TV izleyicileri, Ne Hikmetse programında Hikmet Genç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün aslında çok farklı konuları konuşacağız ama siyasetin gündemiyle girelim, bir oradan giriş yapalım. Bir değişiklik olsun yani. Her hafta konuşmuyoruz sanki. Evet. Şimdi şehir üniversitesi tartışmaları var. Aslında son bir haftadır çok sık konuşulan ve tartışılan bir konu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde vakıf üniversitesi olarak hibe ediliyor. Daha sonra Halk Bankası'ndan bir kredi çekiliyor. Bu kredinin ödenmediği, daha sonra Halk Bankası'nın üniversiteye haciz gönderildiği çok konuşuldu, tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine de Davutoğlu o zaman herkesin mal varlığı açıklansın dedi Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sanırım. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Çünkü bu tartışmanın Davutoğlu'na yaradığı konuşuldu. Tam da partisinin lansmanının yapılacağı tarihe denk gelmesinin Davutoğlu'nun lehine mi oldu tartışması başladı. Sizce bu tartışma Davutoğlu'nun lehine miydi yoksa Davutoğlu bir hata yaptı mı burada? Şehir Üniversitesi özelinde. Valla birileri eğer bunun Davutoğlu'nun yeni reklamı, yeni cilalama, parlatma dönemi olarak ortaya koymuşsa bilemiyorum. Çünkü biraz öyle kokuyor olay. Yani Şehir Üniversitesi yaşamış olduğu şeyi tekrar tekrar burada çok konuşuldu. Bir haftadır aşağı yukarı konuşuluyor. Hatta daha fazla. En son gördüğümde bir Canan Kaftancıoğlu ve ekibi gitmişti Şehir Üniversitesi'ndeki o mağduriyeti görme adına. Ne enteresan bir şekilde siyaset dışı, değil mi? Yani dedik ya bu kimin kime yarar, kime yaramıyor. Hani bazı haberlere bu gözle bakıyoruz ya. Acaba bu haber yapılıyor da bunun arkasında ne var? Hemen bir buzağı arıyoruz. Vallahi işte aramaya gerek yok. İşte Canan Kaftancıoğlu geldi ekibiyle birlikte. Vay efendim, Şehir Üniversitesi mağdur mu ediliyor? Vallahi rakamlar ortada, kanunlar ortada. Vakıf ortada, mütevelli heyeti orada. Arkasındaki Davutoğlu orada duruyor. Borçlanma orada. Bankacılık kanunlarına göre krediler orada. Ödeyemediği için krediyi tekrar borçlanma yaparak uzatan gene orada. Bu bizim arazi diye gösterdik, arazinin olmadığı da orada. Bunun üzerinden bir siyaset tartışıyoruz. Yani çok gereksiz bir şey aslında. Yani kime faydası yoktur diyebilirim ama aklı selim şunu düşünür. Ya arkadaş, üniversitesin bir, yani diyorum ya, kanunlar üzerinden konuşuyoruz. Üniversitesin ve bir araziyi gösteriyorsun kredi almak amacıyla. Diyorsun ki tamam, bu arazi bana ait, buna ait, bunun üzerinden 300 milyonluk bir işte arazim var. Sonra ona veriliyor. Tamam, senin üzerinde de. Fakat bakılıyor ki daha sonra önce borçlarını ödemiyorsun. Ben süreci çok kısa geçeyim. Borcunu ödemiyorsun. Taksitler birikiyor. Ardından bir daha seni uyarıyor banka. Sonra diyor ki banka, tamam diyor, ben diyor sana verdim ama diyor bu arazi içerisindeki bir şey var. Yani bir parsel var. Bu sana ait değil gibi görünüyor diyor. Ben aynı zamanda bunu sana, o iyiliği yaptım. Ona rağmen tekrar ikinci bir uzatmayla borçlandırmayla buna yardımcı olmaya çalışıyorsun. Banka olarak. Bu bankanın ne olduğu, isterse Deutsche Bank olsun, isterse Halk Bank olsun. Ben şeyi anlamıyorum hala. Niye böyle arkasında bunun Davutoğlu var, burada da Halk Bank var, burada devlet var, burada bilmem ne var. Arkadaş, yani bu bir yasal prosedür. Ne yapalım yani şimdi? Davutoğlu, sen daha önce bu ülkede başbakanlık yaptın. Senin hatırında da senin olsun bu para. 200 milyon üzerinde otur. İsterse para da ödeme. Öteki üniversiteler ne olacak peki? Hakkaniyetten bahsediyorsun. Kaç tane üniversite çıkıp da biz bu kadar kredi aldık deyip ortaya çıktı, çıkmadı. O zaman bu başka bir şeyin operasyonu. Hazır bir mağduriyet edebiyatı yapalım. Davutoğlu'ndan millet çekiniyor. Yani bir siyasi hareket olarak. Onu mağdur duruma getirecek bir şey ortaya koyalım. Bir saçma sapan da. Davutoğlu'nu mağdur etmek amacıyla ortaya... Davutoğlu isimlerini konuşmaya başladık durup dururken. Yani arkasında o vardı, o kurdurmuştu. Zamanında vurmuştu masaya, bilmem neyi almıştı, yetkisi vardı, bilmem ne. Sonra çıkıp da arkasından, ha o zaman herkes mal varlığını açıklasın. Ama bunu direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Neyi? Davutoğlu'nun ismini. Oraya gelene kadar biz bir hafta zaten Davutoğlu'nu konuştuk ama. Yani çünkü yani son noktayı Cumhurbaşkanı tabii biz, Erdoğan. Biz onu zaten dile getirdik yani, konuşurken, yazarken yazdık. Anlattık aynı zamanda. Çünkü bunun arkasındaki bir isim ve bir siyasi figür. Buraya daha Davutoğlu'na gelmeden önce ilk bahsettiğimde ben bizzat kendi programlarımda şunu söyledim, yani Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı ve ekibi mağduriyet, yani şey, ya bir sürü üniversite var mağdur mesela, bakmak lazım, onlarca, yüzlerce, bizim zamanımızdaki gibi değil. İstanbul'da her mahallede bir üniversite var, maşallahı var, ki ben karşıyım buna, onu da söyleyeyim. Yani İstanbul'u bu hale getiren de biraz da üniversitelerdir. Keşke İstanbul'u bu kadar cazibe merkezi haline getirip de yüz binlerce insanı İstanbul'a taşımasaydık, talebeleri. Keşke her şey İstanbul dışında olsaydı. Şu an üstte yaşıyoruz.
birimiz burada, birimiz böyle kat 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 yaşıyoruz. Evet. Bir, düşünebiliyor musun? Bir üniversite, bilmem kaç bin, 10 üniversite, 100 üniversite. Yani ve başka zaten mesela. Beraberinde de bir sürü mezun getiriyor. Getiriyor. Ondan sonra onlar da işsiz. Orada geçiyor. Okuyanlar da buradan mezun olan da burada iş arıyor. Evet. İstanbul nüfusu efendim niye 16 milyon, gayri resmi niye 18 milyon mesela. Bu başka mesele. De yani mevzu bu değil. Mevzu birazcık siyasi tarafını köpürtürsek buradan buradan başka bir şey çıkartabilir miyiz? Hani şehir üniversitesi sözde mağduriyet ki her şey ortada. Rakamlar, paralar, her şey. Bankanın alnı açık. Banka da zaten bir şey söyleyeyim. Bir de şu var. Niye tartıştığımız ben de anlamadım aslında uzun süre. Bankanın bir işleyişi var. Bir prosedür var. Babanızın da bankası olsa bankanın belli bir yere kadar bir şeyi vardır. Sana esneklik gösterebilir. O da borçlanma ile ilgili. Bir gösterir, iki gösterir. Ama onu ödemezseniz ve sizin borcunuz böyle yüz milyonlardan bahsediyorsak banka kendini koruyacaktır yani sonuçta. Evet. Kanunu işletecektir. Kimse yani bu para ve banka prosedür kanundan bahsediyoruz. Kimse babasından yana bir şey yapmaz. Buradan böyle bir suni mağduriyet, kendi kötü işletmen ki en son Murat Ülker biliyorsun bunun finansörden bir tanesiydi. Çekildi galiba. Tabii çekildi ama çekilirken şunu söyledi. Bunu da manşetten verdik biz gazetemizde. O da şuydu. Ben bulundum. Çok güzel işler yaptık. Kredi de sağladık. İmkanımızı verdik. Fakat ben çekiliyorum. Fakat size bir uyarıda bulunuyorum. Biz kurulurken de, yapılırken de, krediler alınırken de hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Ama bir uyarıda bulunuyorum. Doğru bir yönetim dikkat edin. Yani bu gidişat, çünkü sonuçta bir iş adamından bahsediyoruz. Evet. Yeni tabiri iş insanı. İş insanı. Ben de ona alışamadım hala. Alışmak da istemiyorum aslına bakarsanız. Orada bir ayrımcıyım şeyim. Kızacaklar izleyiciler ama iş adamı. Dedi ki ben ayrılıyorum fakat dikkat edin. Yani çok büyük paraları sermayeyi yöneten bir adam bunun uyarısını yaptığında kendisi bizzat ifade etti. Yani böyle bir şey olacağı belliydi. Sinyalini verdi. Ne konuşuyoruz? Gerek yok. Ne gerek var şu anda? Şuna var. Davutoğlu siyasi bir. Bunu anlamıyorum. Herkes bunu açıklasın. Haftaya konuşacağım. Bir konuşursam dünya yıkılır. Bir konuşursam bilmem ne. Aylardır bakıyoruz. Partiyi kuracaksın. İsmi ne olacak bilmem ne diye. Böyle siyasette olmaz. Söylüyorum. Ne Davutoğlu'nun, ne Abdullah Gül'ün, ne Babacan'ın. Yani hakikaten ortaya somut bir şey koysam bir durup konuşacağız sayın sevgili Zeynep Uzun. Ama ortada bir şey de yok yani. Biz böyle havanda su dövüp duruyoruz yani. Gelirse ne yapacak? Değil mi? Onu konuşuyoruz. En son bir şey bilmem ne gibi olmayacak. Yani bir de şu var, şunun gibi, bunun gibi. Gibi olmaz, gibi yanlış bir ifade. Televizyon kuruyoruz, şunun gibi. Biz on TV gibi olacağız mesela diyor adam. Zaten aynısı var, neden? Evet yani o gibi ne? Sen başka bir şeyden bana bahset. Bana hikayeni anlat kardeşim. Bizon TV gibi olmaz. Bir Bizon TV var. O zaman seni ben niye sevdim gibiysen eğer. Bunların siyasette böyle. Biz şunun gibi olacağız. Birazcık muhafazakar. Ortasından birazcık sosyalist. Bu tarafından liberal takılacağız. Abi hepsi var. Bu ülkede Milliyetçi Parti var. Sosyal demokrat sözde var. Ne kadar sosyal demokratsa bütün aldığı oylar şeyden, burjuvazi kesimden alıyorsun. Zenginler oy veriyor ama Sosyal Demokrat Parti. İşçi, emekçi, proleter devrim. Şöyle neydi? Şu hareket. Gamze, İlgezdi. Abi şu hareketi yapıyor. O hareket, o rezidans hareketi o. Devrimci hareketi değil. Öyle bir şey var. AK Parti var. Zaten kimliği belli. Bunun gibi bir şey yapacağız. Yok yemezler. Bak herkes denedi bu işi. Çuvalladı kaldı. Toplumda karşılığı da yok. Böyle üniversite üzerinden de boşuna havanda soruyorlar. En son şimdi biz bu yayını 12 Aralık 2019 Perşembe günü yapıyoruz. Selçuk Özdağ, Davutoğlu'nun partisinde yer alan isim bir tweet attı. Hı. 12 Aralık Perşembe tarihini ve saat 12'yi yazdı. Yani bugün normalde 12'de bir açıklama yapmalarını düşündüm ben ama bir açıklama çıkmadı da gelmedi. Ya işte sosyal medyaya düşen fotoğraflar var. Partinin amblemi olarak yeşil böyle yaprak gibi. Ama tabii hepsi iddia. Tabii. Belki bu yayından sonra kesinleşmiş olur parti amblemi ya da parti. Bunu söylemiş olman çok iyi oldu Zeynep. Şöyle söyleyeyim çok kısa. Yani işte benim de en çok nefret ettiğim gazeteci olarak, gazeteci kimliğimize bakın, vatandaş olarak buna çok karşıyım ben. Hani konuşursam şu yıkılır. Bir konuşursam bağırsaklar çıkar. Bir böyle yaparsam şu çıkar. Geliyoruz. Geldik, gelmek üzereyiz. Eli kulağında. Çünkü ya arkadaş bir parti kuracak mısın? Ne yapacaksan yap. Bir Babacan çıkar. Başka bir şey söyler. Dış politika bilmiyorum ama iyi bir şey yapacağız. Öteki yürür bir taraftan. Bak şimdi yorum yapıyorsun. Niye? Çünkü bunlarla meşgul oluyoruz. Evet ne yapacağını bilmiyoruz. Bilmem ne gibi bir parti. Evet saat kaçta kuracağız? Şu vakitte kuracağız. Arkadaş bir kurun da rahatlayalım ya. Yani bir daha söylüyorum. Bu kadar böyle şeyin üzerinde böyle çok mistik bir hava katarak acayip bir şey geliyormuş gibi
yapıp da toplu bu şekilde hani teyakkuza geçirmenin de siyaseten karşılığı yoktur, ha yanlış yapıyorlar yani. Ben tamamen hayal kırıklığı yaşıyorum. Aklıma şu geldi, ilk yayınımızı Temmuz'da yapmıştık sanırım sizinle, Temmuz ya da Haziran. Bayağı olmuş be maşallah. O zaman da Davutoğlu'nu konuşmuştuk. Ve bunu benzer bir şey söylemiştik. Yine aynısı geldiğimiz noktada. Bak, da. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yıl bitiyor. Hala ismi ne olacak, çiçek mi çıkacak, ağaçlar böyle mi çıkacak, ne gibi olacak? Ben konuşursam dünya yıkılır. Bilmem ben olduğum için bunu yapmazlar. Bir de figür belli değil. Sen misin, sen misin, sen misin? Bu babacan ne iş yapar, öteki ne iş yapar? Yanlış anlamayın. Yani bir şeye karşı olup, ya ben sıkıldım yani bu mevzudan. O açıdan vatandaş olarak söylüyorum. Böyle olduktan bunlar iyi bir şey yapıyor zaten. Yani gündemde tutuyoruz diyerek iyi bir şey olduğunu zannediyor. Reklamın kötüsü olmaz. Sen de çık baba, ne de biliyor musun? Bak biz bir açıklarsak şöyle olacak falan. Yarın da seni konuşsunlar, arkasından ben konuşayım, sonra şehirden bahsederiz falan. Diyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Bak böyle yapanların karşılıkları Türkiye'de asla olmamıştır. Çok tazesinde yaşıyoruz. Sevgili herkesi kucaklayan benim dışımda, ben çünkü kucaklamaya izin vermiyorum. İmamoğlu da bunu yapıyor. Sabah çıkıyor, bir şov, akşam bir şovda bakıyoruz. Daha bugün, dün akşam hafif bir yağmur yağdı. İstanbul'da sel falan götürmüyor bu arada. Burada dikkatinizi çekerim. En kuru, en kurak Ekim ve Kasım devam ediyor bak. Hala benim korkularım var. %35'lerde. Onlar bir şey olmaz falan diyor ama %35'ler tehlikeli bir rakam. Hala çıkıp mesela suyu soruyorsun. Melen Barajı çatlak diyor duvarı. Arkadaş ben sana su geliyor mu diye soruyorum. O baraj, o Melen Barajı'ndaki o çatlağı sana bırak yani. Efendim bana buradan yürüyemezsiniz. Ne var? Hala PR çalışması. Bu PR çalışmaları bir bıktırır bak. İddialı bir şekilde söylüyorum. Birkaç ay sonra İstanbul başka şeyleri konuşmaya başlayacak. Yani bu dünkü trafik sıkışıklığında yani ilk defa son günlerde özellikle mesela biz bu programlara katıldık dönüşte espri olsun diye söylüyorum tabii ama halka karışıyorum mesela. Kartım var, İstanbul kartımı alıyorum. Basın kartı olduğu için benim ücretsiz imkanlarım bana var belli bölgelerde. Halka karışıyorum, metrobüse biniyorum. Buradan tekrar karşıya geçiyorum. Bir şey fark ettim yalnız. Arada bir bindiğin zaman hani daha iyi anlıyorsun farkı. Tevfik Göksu'ya hani laf çaktı ya İsmail Küçükkaya. Ya 25 yıldan beri süre yetiyoruz. 6 ayda mı bu hale geldi? Aa! Nasıl bir cümle bu? Tabii ki ben sana 15 günde o hale getireyim. İstersen bir günde getiririm. Ama ben şöyle bir farklı yönden neymiş? Bakıyorum olaya. Evet, ben mesela İstanbul'da hep toplu taşıma aracı kullanıyorum. Ama hissetmezsin ki. Sıcak su ve kurbağa gibi. Yavaş yavaş trafik sıkışır. Mesela 6 senedir İstanbul'dayım. Bundan önce AK Parti hükümeti vardı. Şu anda CHP hükümeti var. Benim için arada hiçbir fark yok. Hep trafik sıkışıktı. Hala sıkışık. Ben, bana öyle geliyor. Trafik eskiden ya bu açıktı. Ekrem İmamoğlu'nunla alakalı bir durum değil trafik bence. Trafik eskiden sıkışıktı. Şimdi sıkışık değil de şimdi sıkıştı demedim zaten. Adam diyor bana diyor ki işte o meşhur karşıdan karşıya köprüden geçerken kart bastıkları bir yer vardı ya neresi orası? Metrobüs mü? Metrobüs durağı mıydı? Hani karşıya geçerken bir şey, gişeleri şeye koymuşlar da oradan biz birkaç gün böyle haberini yaptık. Zincirlikuyu'da mıydı? Bir yer vardı. Yoğunluğun olduğu, yoğunluğu olduğu yerde. Ben dün ilk defa şeyi takip ediyorum. Ben gene İBB'den takip ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin haritası var ya. Ben öyle diyorsunuz ama bak şunu fark edebilirim. Yani benim gibi böyle 10 günde bir, haftada bir çıkıp da sürekli sabahleyin navigasyonla giden bir kişi söylüyorum. %80'leri falan görmedim ben. Capsleyip çektim. %81'i gördüm ben. Biz 60-70 olunca isyan ediyorduk. Şaka şaka değil bu. Ben bunu gördüm. Metrobüs de keza öyle. Diğer otobüs şirketleri de öyle. Bir dakika bir dakika saçmalamayın. Ne yaptı ki sıkıştı demeyin sakın. Her şey işletmeyle ilgili olan bir şey bu. 6 ayda bu hale geldim. 25 yılı yönetiyorsun. İşte ondan sonra susuz kalırsak ne olacak? Ben mi yönettim 25 yıldan beri baraj yapsaydın? Böyle bir şey yok. O 1970'te gidiyordu. Demirel'e veriyorlardı koltuğu. Oturuyorsun. Bize zam dediler. Zam. Üzerine geldik. Zam yapmayayım ne yapayım? Üzerime oturayım diyor. Hikmet abinin taklitleri. Hayır. Zam ne yapayım? Üzerime oturacağız. Tabii ki binayla. Zam yapacağız. Bu arada Altunizade'ymiş arkadaşlarım tamam. Yazmış bana. Yani zamı öteki hükümet getirmiş buraya kadar getirmiş enkaz devraldık. Baba yani zaten herkes enkaz devralım diye giderse bu iş olmaz. Sen sana onun için her şey çok güzel olacak diye oy verdiler değil mi? Çok güzel olacak diye. Ben yanlışı varsa biz On TV izleyicilerimiz altına yazsın arkadaşım. Yine ben bunu, Ekrem İmamoğlu'na ama geldi. Ama bir hafta içerisinde 70, 75 ve 80 görmedim. Bak görmedim diyorum. Ve sabah her sabah da trafiğe çıkan bir insan olarak söylüyorum. Güzergahım belli.
D100 E5 karayolundan tünele giriyorum. Tünelden çıkıyorum. Sahilden, Bakırköy sahilden, oradan iki telden kanala gidiyorum canlı yayınıma. Rotam da belli. Ben de 5-6 yıldır ben de burada yaşıyorum. Uzaydan gelmiyorum direkt. Helikopterim yok. O yüzden ben sadece ikisi, tabii ki İstanbul trafiği asla çözülemez. Sakın şey zannetme yani, İstanbul trafiği bir adam gelse şöyle bir hareket yapsa bir anda trafik. Onun için Kanal İstanbul istiyoruz biz. O olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Londra'ya git böyle şeyi görürsün. Almanya'da böyle bina otelim orada. Mesafem kuş uçuşu 1200 metre, yarım saatte gidersin. Çünkü fuar zamanı. Şehirlerde bu trafik falan sorunu sıfırlanmaz, bitmez. Top taşımayı çok büyütürsün. Azaltırsın belki. Tüneller açarsın, olur. Ama şu var, buna kimse gülmesin. Yalan değil, yanlış değil. Ben sadece diyorum ki arkadaşlar, bilimsel konuşun. Tevfik Göksu söyledi, şey doğru. Ya son aylarda %70'leri yağmur yok İstanbul'da. Yağmur olmayan yerde %70'i gördük. Bir yağmur yağdı 81. Duruyor. Adam karşıdan çıkmış, mesaj atmış, hatta sosyal medyadan fotoğraf çekmiş. Diyor ki ya Galatasaray maçına yetişeceğim ya, evde seyredeceğim de saat 11'de başlıyor maç burada, yanlış anlama. Onu söylemek istedim. Şeyi küçümsemeyin yani, bir tek yaptığı şey İmamoğlu'nun kendisine sorulan sorulara karşı çatlak var, patlak var. Ben mi yaptım, o mu yaptı? Yok arkadaş, sorumlusun, bitti. Tabii Ekrem İmamoğlu daha sanırım 5. 6. ayı İstanbul'da. Tabii bu daha yeni. 6 ay sonra tekrar Allah ömür verirse biz on TV'de, ben böyle bu laflarımı üzerine koyup da şu kadar daha şey anlatacağım size. Gidişat iyi değil. Ekrem İmamoğlu'nu çok konuştuk her programda. İnşallah bir gün Ekrem İmamoğlu'yla röportaj yaparsak bu eleştirilerin hepsini kendisine soracağım. Şimdi bu siyasetten birazcık uzaklaşmak istiyorum. Hadi. Çünkü niye? Türkiye gündemini aslında sarsan bir olay yaşadık. Ne kadar farkındayız bilmiyorum da. Evet. Dün ilkokul öğrencisi bir çocuk kantinden bir çikolata alıyor. Ve bu aldığı çikolata sanırım böyle şırınga şeklinde. O çikolatayı yerken nefes borusuna kaçıyor ve... Kapağı. Evet, ve çocuk hayatını kaybediyor. Evet, dün maalesef. Ankara'da yaşandı, bugün Diyarbakır'da yaşandı aynı benzer olaylar. Yani dedim ya, ne kadar farkındayız bilmiyorum ama bunun önüne nasıl geçilebilir? Kantin denetimleri mi yetersiz? Çocuklarımız için ne yapmalıyız biz? Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ilk defa okul kantinlerinde gazlı içecekler, en zararlı içecekler yasaklandı da çok sevinmiştik. Evet. Ama yeterli değildi. Bunu ben birkaç platformda dile getirdim Zeynep. Şöyle söyledim. Yani okul kantinlerinde bir çocuk karnını doyurmak zorunda falan değil. Bunu niye abartıyoruz onu anlamıyorum. Bir ilkokul talebesi, bir ortaokul talebesinin ille de öğlenleyin bir şeyler atıştırmak. Yani çocuklar yemek yemesin demiyorum. Ama ille de onların hoşuna gidecek olan çikolata, bilmem ne falan. Böyle ara aparatif şeyler. Sağlıklı bir şey değil bir defa bu. Velev ki evde yapın, gene sağlıklı değildir. En sağlıklı yiyecek annenin yaptığı sebze çorbasıdır. Doğrusu bu. Şimdi doktor edasında konuşmuş gibi olmuyor ama şöyle bir sıkıntı var. Bu çok önemli. En azından buna vurgu yapalım. Bir defa öncelikle işte Allah rahmet eylesin, çocuk vefat etti. Annesine de, babasına da, ailesine de sabrı cemil niyaz ediyoruz Cenab-ı Allah'tan. Bu önemli, ağır bir imtihan çünkü çocuktan bahsediyoruz. Çocukların okulda deva tabii, o da üreten şirket, onu nasıl yapıldığı müdahale edilememesi. Zaten okul müdürü açığa alındı, kantin tabii, işletmesi de kapatıldı. Kantini işleten kişi, onu satanlar, onun ne varsa ne yoksa onunla ilgili tüm soruşturması olması lazım. Bununla ilgili hiçbir şekilde bunun siyaset tarafı, bilmem ne tarafı yok. Bunu sorgulayacağız, buna bakacağız, bakmak zorundayız. Kim sorumluysa. Ama şöyle bir şey var, genel olarak da bir hata var burada Zeynep. Şu var, okul kantinlerinde niye bunlar satılır? Çok büyük bir hata. Biz yıllarca, aylarca, benim çocukluğumda da vardı bu. Hala da var. Bunlar 50 sene sonra da olacak. Muhtemelen. Değil. Muhtemelen değil. Olacak. Allah'ın izniyle. Okul kantininde niye çikolata satılır? Bir çocuk, siz çocuklarımıza biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki sağlıklı gıdaya. Değil mi? İşte efendim fast food almayın. Hamburger yemeyin. Gaz içecek içmeyin. Aşırı çikolata tüketmeyin. Dişleriniz çürür. Bunu böyle öğretiyoruz değil mi? Evet. Okul kantininde çikolatanın ne işi var arkadaşlar? Bırak şırıngayı. Çikolata niye sattı? Sen bir çocuğa 5 lira verdin. Hepimiz çocuk olduk. Sen de oldun mu? Muhtemelen oldun. Bu yaşta bu yaşıma geldiğime göre olmuşsun. Şey, komedinin dediği gibi biz çok cimri, paramız yoktu. Çocuk 10 yaşında dünyaya geldi. 10 yaşına kadar para vermedik der gibi. Bir çocuk olduk. O hepimiz çocuk olduk. Peki. Ya bu çocuklara para verdiğin çocuk ne alabilir? Dünyanın en zeki ve en iyi anlayan çocuğunu koy. Makine gibi çocuk. Basıyorsun, enter'a bastım, bu çocuk çikolata yemiyor. Böyle bir çocuk ben görmedim hayatımda, yok böyle bir şey. Sen arkadaşlar çikolata yerken senin çocuk da çikolata yiyor değil mi? Evet. Bir sürü markalar var, söyleyeyim, şu çikolata, bu çikolata, bilmem ne, gofret, şudur budur. Bir defa buna karşıyım ben çünkü eğer kantinde bir çocuk açsa ve
öğlenleyin bir şey atıştırmak istiyorsa alabileceğin şeyler en sağlıklı, mümkün olduğu kadar sağlıklı olan şeyler. Bir peynirli bir sandviç olabilir. Bir ayran yanında olabilir. Yani insan doğasına aykırı olmayan, içinde çok fazla, hatta çok fazla değil, koruyucu madde olmayan, aroması olmayan, içindeki petkin, stabilizer dediğimiz şeyler olmayan, yani laboratuvarda üretilmiş madde olmadan ve paketlenmemiş gıdalar verebilirsiniz çocuğa. Ben çocuğum onu yapıyorum. Günlük. Evet. Ben çocuğum onu yapıyorum. Ben çocuğumu da ama dinletemiyorum bu. Neden? Çünkü okula gittiği zaman arkadaşları geliyor. Ellerinde 3 lira 5 lira harçlıkları var. Pat gidiyor. Peki ne oluyor? Bu konuyu burada böyle bitirebiliriz. Baktım daha çünkü başka konularımız da var. Peki ne oluyor? Çocuk sadece kötü mü besleniyor? Evet kötü besleniyor. Bu tür kötü satma sapan şırıngalı çikolata ne ya? Yani şırınga, esnen bizim zaman tüplüler vardı. Tüp sıkardık. Tamam, evet. Ama onun kapağını da ağzımızla açtığımızı çok iyi bilirim. İyi sıkıştırıp tekrar açmak için. Çocuktan bahsediyoruz. Sıkıştırıp da ağzına sıkarsın, açılmasın diye. Kaçar yani boğazına. Çocuğuz abi, çocuk bunu yapar. Çocuk onu alır, tüpünü yırtar, başka bir şey yapar. Dibinde kaldı, iyi almak için o tenekeydi o çünkü. Hmm. Onu dibini yırtardık, elimizi kestiğimizi bilirim. Yani tüpten, düşünebiliyor musun? Ne canavar çocuklarmışız. Tüp ağzımıza sıkıyoruz, arkası metal. Onu dibini çıkartmayı yırtardık, sıyırmak için. Çünkü çikolata açlık çeker gibi. Halbuki normal çikolata da var. Tabii ama çocuğuz. Yani çocuktan bahsediyoruz. Merak işte. Ben çok meraklıydım. Kafamı sandalyeye soktum kaldım öyle mesela. Bir daha yeni çıkarttılar sandalyenin altındaki o dörtgenden. Kaplumbağa olacağım diye sandalyenin içine girdim çıkamadım. Çocuksun sen. Evet. Bu da ağzına bir şey atar. Kapağını açmaya çalışır. Gırtlağına kaçabilir. Hiçbir şey olmasa bile herhangi bir daha yerken de çocuk tıkanabilir. Çok vaka vardı dünyada. Her yıl belki de binlerce, on binlerce çocuk böyle ölüyor. Ama bu burada bir farkındalık oluşturalım. Bir defa onlar cezalarını çeksinler. Tamam bu bakılsın. Şırıngalı bilmem ne o ne ya? Nerede üretildi bu? Çikolata diye satıyorsun. İçine koyuyorsun kakao bilmem ne özütünü. Özün neyse. İçinde kakao yok. Basıyor şekeri. Şeker diyor glikoz. İçine biraz trans yağ. Karıştır. Tatlı bir şey. Çocuk onu seviyor. Çocuğa normal kesme şeker o da yer zaten. Sonra sat gitsin. Plastik içeceğiz. O plastikler iyi mi? Onlar polipren mi? Biyokarbonatlardan mı yapılmış? PE mi? PP mi? BOPP mi? Bunların hepsi bilinmesi lazım. Etkileşime girecek. Çünkü içinde trans yağ var. Trans yağ, BOPP karışırsa başka bir kimyasal ortaya çıkar. Bütün bunlara bakılması lazım. Ben yıllarımı verdim bu işlere. Aslında çok ilginç. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir ilkokula gittim. Ve okul kantinine gittim. Çay içmek istedim. Çay satışı yasak, kola satışı yasak, çikolata satışı yasak. Kantinde sadece süt ve böyle bahsettiğimiz sandviçler var. Çok güzel. Hatta ben inanamadım. Çok şaşırdım. Öğretmenler nerede çay içiyor falan. Onlar kendi odalarında içiyor. Siz de içmek isterseniz oraya gidin dedi. Bravo. Bu örnek varken o zaman denetim noktasında mı bir hata demek var acaba? Demek ki hata var. Niye okulun kantinine bir defa çikolata giriyor? Evet. Ve okul, çok ilginç bir çikolata. Okul bunları kantini kiraya verdiği için buradan para kazanıyor. O paraya değer mi? Yani çünkü kantici ne kadar çok fazla şey satarsa çocuklar o kadar çok para kazanacak. O kadar paraya göre de o kiraya verilecek orası. Ya da okul işletecek bilemiyorum. O prosedürleri bilmiyorum. Ama şu söylemişse olduğun şey ben şeye bile karşıyım ya. Buna itiraz edecekler ama bildiğim için söylüyorum. Biliyoruz da söylüyoruz. Sevgili Zeynep Uzun yanlış anlama. Süt var ya süt. Hmm. Senin o kapalı iş değil. Sütler. O kutu o tetrapaklardaki kutu süt ona birkaç parçadır. İçi polietilen PE dediğimiz arası alüminyumdur. Işık transparansı kesmek için dışı da karton kutudur. En dışta BOPP 4 kattır o. Aa, evet çok sert onların kartı. Evet o dünyada bilinen evrensel bir şey vardır. Tetrapak dediğimiz kutular. Büyükleri küçükleri neyse. Çok teknik detaya girmeyeyim. Benim mevzum olduğu için biliyorum. Onu içerisindeki sütler senin o içtiğin o zamanında hani Sultan Palamut devrinde hani inek sağlıyor süt koyuyorsun ya içiyorsun. O süt değil. O sütler ne? Üzerinde UHT yazar. UHT, Ultra High Temperature. Bu ne biliyor musunuz? Süt 110-120 dereceye kadar hızlı bir şekilde kaynatılır. Birden soğuk tüpe girer. Süt birden ısı düşürülür. Ne olur? İçindeki bütün mikroorganizmalar öldürülür. Koyarsın pakete, koyarsın 6 ay boyunca bozulmaz. Süt 6 ay bozulmaz demek. Ne oluyor? İçindeki UHT olduğu için yani Ultra High Temperature denen treatment tedavisinden geçiyor. Yani o işlemden geçiyor. İçindeki enzimler, menzimler bir şey kalmıyor zaten. Yani çocuğa öyle kalsiyum da zararı yok dersen zararı olup olmadığı tartışılıyor şu anda. Bütün dünyada tartışılıyor. Evet. Ben MMS'i asla almıyorum UHT sütlerden. Çünkü o kadar çok enzimi bozulmuş ve bütün bir besin değeri kaybolmuş sütün vücuda faydası yok. Zaman zaman karaciğerde de zarar verebiliyor.
gelişme çağında çocuklara bunu da verilmesine karşı. Bu arada izleyenlerimiz şeyi düşünebilir, hani hep eleştirdiğimiz bir nokta var. Herkes her şeyin uzmanı ve herkes her konuda konuşuyor. Ama Sayın Hikmet Genç gerçekten bu konuda çok bilgili teşekkür olduğu ediyorum. İçin özellikle teşekkür bunu konuşmak ediyorum. İstedik. Hatta içeride de konuştuk. Mesela önceden içeride de konuştuğumuz için bunu da burada belirtmek istiyorum. Böyle hastalıklar yoktu. Çocuklarda çok ilginç hastalıklar başladı. Çok onu önemli. Da konuşalım. Kalp yetmezliği var çocuklarda. Diyabet hastalıkları var. Benim çocukluğumda hatırladığım hastalıklar işte çocuk kızamık geçirmiştir. Hı-hı. Daha böyle küçük hastalıklar. Ama şimdi inanamıyorsunuz. Koca koca insanların yaşadığı hastalıkları küçücük çocuklar yaşıyor. Çok küçücük bedenleriyle. Yani belki ama de işte bu yani. Sonucu. Belki de bütün mevzuyu buraya kadar getirdik ama evet. Çok doğru bir yere getirdik. Bu bir tane yavrumuz gitti. Allah rahmet eylesin. Annesine babasına sabırlar versin. Tamam. Bu bize bir şey olsun. Bir mihenk olsun buradan çıkalım. Mevzu çok güzel bir yere getirdin aslında. Belki de Türkiye bunu tartışmalı. Bak buradan başladı mı? Milyonlarca çocuğumuz dışarılarda yemekler yiyor, çikolata yiyor, sütler içiyor değil mi? Evet. Bir gelecekten bahsediyoruz. Senin bizden sonraki nesilden bahsediyoruz. Şimdi bir defa daha önceki söylediğin teyiden bir şey söyleyeyim. Hani bir diyecekler ki ya yılların gazetecisi falan televizyon bu ne iş falan diye. Ben uzun süre yurt dışında yaşarken evet. Benim mevzum buydu. Gıda yani Alman firması. Gıda üretim tesisleri ve paketleme. Aşağı yukarı 10-11 yılda danışmanlık yaptım ben. Yani için bir maddenin tabii. İçerisinde ne var ne yok bir ürünün biliyorsunuz. Tabii ki. Ingredients dediğimiz içeriklerle ilgili olarak çalışma yaptık mesela. Bunu biz küresel çaptaki fuarlarda yani herhangi bir ülkede de değil yalnız Avrupa'da işte Avrupa'nın değişik ülkelerinde şehirlerinde Orta Doğu'da bunu yaptığım için buradan söylüyorum ve bunu söylediği için çok enteresan bir kısa bir anekdot anlatayım. Bu çok önemli bir şey yani. Bunu isterim ki herkes bilsin. Bu programın dışında da bir faydamız olsun. Program yapmanın dışında bir şey olsun. İsmini vereyim ya nasıl öyle direkt tam şey var. Food Products Company diye bir şirket. Ve bunun satış müdürü ile meşhur bir otelde buluştuk. Ben de o anda o makine paketleme makinesinin Orta Doğu temsilcisiyim. Çalışanıyım yani. Öyle bir iş adamı falan değil. Çalışan bir elemanım. Adamla buluştuk. Bu adam Amerikalı ama Danimarka asıllı bir Amerikalı. Food Products Co. dediğimiz o büyük firma da zaten Danimarka-Amerikalı ortaklığı. Geldik. Adamla tanıştık. Orta Doğu'daki satış planı ile ilgili bir şey var elinde. Bir çalışma var. Beni buldular. Benimle görüşüp pazarlama yapacaklar Orta Doğu'ya. Zaten belli alanları var. Daha da büyütecekler. Oturduk konuşurken dedim ki duymuşsunuz E yazar. E-202, E-304, E bilmem ne. Şöyle bir katalog düşünün. İçerisinde bütün bunlar var. Yani koruyucu madde, stabilizerlar, hani o moleküllere bağlayıcılar, aromalar. Adama kokuyu veriyorsa istediği kokuyu iman edebiliyor. Hepsi inorganik yalnız. Laboratuvarda sentezi yapılmış olan kokulardan bahsediyoruz. Adam koydu bana, verdi. Dedi ki Hikmet Bey, dedi, size çalışmak isteriz. Siz işte hem İngilizceniz var, Arapçanız var, Orta Doğu'yu tanıyorsunuz, Avrupa'yı biliyorsunuz, fuarlara gidiyorsunuz, çok önemli falan. İyi bir iş teklifi. Dedim tamam dedim, yani nasılsa müşteriniz var, biz bunu çoğaltmaya çalışabiliriz satış elemanı olarak. Geldi, ben aklıma takılan bir şey sordum. O zamana kadar çok fazla bilinçli değilim ama. Makinelerin mekanik taraflarını tanıyorum, pneumatik hidrolik sistemleri. Ama dedim, işin bile biyoloji tarafı var. Adam ben doktorum dedi. Öyle bir tıp doktoruymuş adam. Ve tıp doktoru ve dedi bu dedi maddeleri üretirken dedi biz dedi bir biyolog ve doktor olarak dedi bakıyoruz. Dedim harika. Çok güzel bir şey. Bu maddeler dedim insana zararlı mı değil mi? Bana onu söyleyin. Zararlı. Çok basit düz mantık yürütüyorum ben. Diyorum ki benim annemin yaptığı ekmek, köy ekmeği, ninemin yaptığı köy ekmeği iki günde bozuluyordu. Senin yaptığın bisküvi bir sene bozulmuyor. Neydi biliyor musunuz? Tarihi bir cümleyi almışımdır. O anda itibaren daha sonra çocuğum oldu. İşte çocuğum aynısını yaptım. Dedi ki bakın bizim şu anda ürettiğimiz 98 yılı. Yıl 1998. 22 yıl mı olmuş? Evet. 22 yıl oluyor. Değil mi? Doğru. 2018, 22 yıla 2020 ile hesaplarsak 22 yıl. 22 olur. Yıla doğru geliyoruz. Evet. 20 küsür diyelim. Dedi ki doktor söylüyor bunu. Bu dedi zararlı olabilir mi? Yani bu kadar dünyayı satıyoruz. Niye de Orta Doğu'da bu kadar pazar var? Avrupa pazar payınız çok düşük görünüyor. Avrupa üyesi ülkelerde dedi gıda regülasyonları, düzenlemeleri dedi olduğu için E'si için lisans almamız lazım, kabul ettirmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nde. Avrupa'nın çoğu kabul etmiyor mesela. Dedi. Almanya, Danimarka, Norveç, İngiltere falan gibi. Ha dedim onlar yemiyor, biz yiyeceğiz dedim. Aynen. Yani bu taraf. Güldük. Dedim ki zararı var mı?
asıl cümle, bizim manşet spot cümlemiz şu. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum evet. Dedi. Evet. dedim. Şaka yapıyor olmalısın yani. Ben Amerikan filmi gibi çeviriyorum şaka. Hey dostum. Ama you must be kidding dedim hakikaten. Şaka yapıyor olmalısın dostum dedim. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Nasıl dedi bilemezsin. Ha normalde zararı yok dedi yani. Bakıyoruz da vücudu da atıyor. Şu kadar bir işte bilmem ne. Ama dedi bu tür inorganik sentezli olan maddeler vücutta karaciğerde, kendisi doktor ya, doktor ya, karaciğerde mikro birikebilir ve ileride başka bir takım şeylere sebep olabilir. Peki bunu nereden bilebiliriz dedim. Şöyle biliriz dedi. O maddeyi kullanırsın. Aynı ilaç gibi. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonraki nesilde o maddeyle ilgili bir takım semptomlar çıkacak mı çıkmayacak mı bakacağız dedi. Dedi bayağı bildiğin milyarlarca insan deney yapıyoruz üzerinde. Evet. Şey biliyor musun? Ama normalde zararı yok. Çünkü baktık dedi, inceledik. Onu insanlarda bu insan vücut atıyor bunu. Sitrik asit fazla alırsan limondaki C. Sitrik asit dediğimiz C vitamindir. İşte fazla alırsan 1 gramdan fazlasını vücut atar. Standartlardan bahsediyor. Böyle bir şeyden bahsediyor Zeynep Uzun. O günden beri ben... İnsan sağlığı bu kadar ucuz işte. Şimdi adam normalde zararı yok ama eğer bir zararı var ise de bunu anlamamız için biliyorsunuz bir ilacın çıkması 10 yıldır minimumdur. Doktorlar çok daha iyi düşünüyor. Ben her şeyi biliyorum demeyeyim ama doktorların şeyidir bu. Bir ilaç birkaç milyar dolara mal olur ve piyasaya sürmesi de 10 yıldan az değildir. Bazı ilaçlar 20 yıl gerektirir. Önce hayvanlarda denir, insanlara evet. Bir ilaç böyle çıkar. Onun için tek bir ilacın dünyadaki değeri 5 milyar dolar falandır. Aşılarda olduğu gibi. Bunu unutmayalım. Çocuklarımıza biz koruyucu maddeli, içinde aromalı, sakızından tut çikolatasına kadar, bisküvisinden tut waferına, işte bilmem ne, gofretine kadar hep inorganik şeyler yediriyoruz. Ve ne oldu? Netice tüm dünyada bir araştırma sonucunu size söyleyeyim. Kurumları da verelim ismini. Şu anda aklıma gelmedi. Dünyada çocuk diyabet hastaları çoğalmaya başladı. Evet. Millet aşılardan falan filan bahsediyor. Onları bırak. Normal 70-80 olması gereken bir şeker, açlık şekeri çocuklarda 8-10 yaşında çocuklarda çok yukarıda. Aşırı şeker aldıkları için diye düşünmeyin. Kapalı gıdalar, paketlenmiş gıdaların karaciğerdeki etkisini düşünün. Kalp hastalıkları, çocuklardaki şimdiye kadar görülmeyen hastalıklar, karaciğer, böbrek yetmezliği, aşırı mesela bu çok tuzlu bir takım cipsler var ya, potato chips yani patates cipsleri. Bunlar mesela çocuklarda böbrek yetmezliği sebep oluyormuş. Neden? Ben de çok çünkü çok fazla tuz yiyor çocuk. Mesela 10 yaşında yediği tuz böbreğine aşırı yük bindiriyor. O kadar tuz ve çocuk ileride tansiyon hastası olabiliyor. Böbrek kuruyabiliyor. Öyle yine çocuklar gördük mesela böbrek yetmezliğinden hastaneye gidiyor çocuk. O yüzden gıdalara dikkat edelim. Bu bize bir şey olsun, yol olsun. Kantinlerde asla çikolata yani içinde paketlenmiş gıda satmayalım kantinlerde. Vazgeçilsin. Tek paketlenmiş gıda ki o da sağlıklı değil, ayran. Ki o da birazcık biliyorsun içine. O da ömür uzasın diye içine biraz koruyucu madde koyuyor. Ama en azından onun son kullanma tarihi daha kısa. Ama içine E serisinden, diğer serilerden pektinli, glikozlu bilmem neli binlerce bir bisküvi alıyorsunuz. İçindekiler diyor 150 tane madde var içinde. Bakın içinde sadece un, su, şeker yok. Evet. Evde yapın sadece un, su, şeker, yumurtadır onun. Süt. Ama dışarıdaki farklı. Bence buradan bakalım bu bize bir ders olsun. Bütün kantinler. Çocuklara yedirmeyelim hatta ya bunları. Çikolata fabrikaları falan kızacak bize ama. Bir de önceden mesela ben hatırlarım çocukken beslenme çantası çok önemli bir şeydi. Tabii. Hepimizin çantası varsa beslenme çantası da olacaktı. Şu anki çocuklarda beslenme çantası ya, yok. Çaklanıyor. Beslenme çantası kültürü öldü. Öldü. Çünkü niye kantin var? Abi, anne evden ne evde dün geceden hangi yemek kalmışsa. Evet. Ekmeğine sonra yemeği koyardı bir tane köfte varsa. Bir tane de mandalina koyarsın varsa. Aha, evet. Değil mi? Çocuk onu ya o mis gibi keşke öyle olsa. Ama o da kalmadı. Kalmadı maalesef. Valla bence burada noktalayalım çünkü çok önemli bir konuyu noktalamış olduk. Kime ne demiş, siyasette neler olmuştan ziyade keşke bu konuların biraz daha üzerine gidebilsek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eminim izleyenlerimiz açısından da aydınlatıcı bir program İnşallah. Olmuştur. İnşallah. Araştırsınlar, söylediklerimin arkasındayım. Evet. Araştırsınlar paketlenmiş gıdanın zararlı ve çocukların üzerine zararlı çok önemli bir mevzu. Evet. Bir nesli kurtarmamız lazım. Kesinlikle öyle önemli konuları konuştuk. Eminim sizler için de öyle olmuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.